Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün çimli kolay papatya oyası yapacağız sizlerle inşallah. Çimi her zaman gibi böyle lastiğim var. Lastikle yapacağım. Bununla benim için kolay oluyor. Çim yapması bütün şeylerden daha kolay. Yaparken şu kenarlarına falan tığın girme riski yok. Sert olduğu için normalde eşofman bağcıyla falan da yapılıyor da Bunla onlardan daha kolay oluyor. Şişırma macunun bazen tığı içindeki dokuya girebiliyor. Sonra çekince şöyle çıkmayabiliyor çim. Bu şekilde büyük boy halkalarımız var. Bakın bunlar büyük boy halka. Kolayca yapabileceğiniz çok güzel bir papatya oyası. Aynı zamanda bu ben tığ oyası yaptığım zamanlarda sipariş çok fazla yapardım ben. Zaten bu çimli oyanın birkaç tane en fazla sipariş yaptığım oyalardan gösterdim size birkaç tane. Bunu belki de diğer oyalardan daha fazla yapmışımdır. Hatırlamıyorum. Bunu yani her yaptığım kişiye bir tane de bundan mutlaka yapmışımdır siparişlerimde. Bu oyadan yapmışımdır. Bunu yazmanın kenarına dikmedim ben. Şu şekilde kenarına dikmeden göstereceğim size. Bakın kolayca şöyle yapabileceğiniz çimli halkalı papatya uyası dediğim gibi bundan gerçekten çok fazla sipariş yapmıştım ben sadece çim üzerine değil de eskiden kalan filoşipler vardı onların üzerine de yapmıştım ben ama en fazla yaptığım bu çimin üzerindeydi oya bir tane daha göstermiştim bir de tunus işi minik minik çimin üzerine ondan da çok fazla sipariş yapardım Şimdi buradan görmeyenler için daha önce çimi gösterdim ama tekrar şöyle küçük bir parça şuradan göstereceğim çim yapımını. Şuradan şimdi lastiğimi aldım. Hemen şöyle kıvırıyorum ilk başta zorluk olmasın diye başına bir kere sardım tığımın. Buradan bir iki defa da çıkardım. Bir zincir çektim, başına sardım. Buradaki ipimin içinden girdim bir iki defa da çıkardım bir zincir çekiyorum başına bir defa sarıyorum alttan giriyorum bir iki defa da çıkarıyorum tekrar bir zincir çekiyorum alttan giriyorum bir iki defa da çıkarıyorum alt kısmı bu şekilde ben aralarına birer zincir çekiyorum birer zincir çektiğini daha güzel ve daha ağır gözüküyor elinizden düşen oya daha şık gözüküyor bir de bunu yapınca hemen lastikten çıkardığınızda bakın bunu nasıl yapacaksınız tam bir yazmaya göre nasıl yapacaksınız bunu böyle çekince şu lastiğin ucundan çıkardıkça çıkardıkça ütüleyin güzel düzelsin ütüleyin yazmanızın kenarına ölçün kısa geldiyse devam ettirin hepsini birden çıkarmayın bu kadar birkaç çim bırakın Üstünü gidince alttan çıkararak ütüleyin bakın kısa geldiyse birazcık daha devam ettirin uzun geldiyse Ya sökün ya da orasından kesin Bu şekilde ölçülebilir başka türlü ölçülemez bu çim Bir zincir çekiyorum Altından giriyorum Bir zincir çekiyorum İpliğin Hem ipliğin arasından bakın hem de lastiğin altından girip bu şekilde iki defa da çıkarıyorum. Alt kısmı böyle oluyor. Üst kısmını ben buradan koparıp şuradan başlıyorum. Ama şimdi bunu size çevirerek göstereceğim. Koparmayacağım. Şuradan hemen 1, 2, 3, 4 zincirimi çekeyim ve şuradan dönerek göstereyim. Bunu yaparsanız dönmeyin. Kesinlikle ipinizi koparan Tekrar şu baştan başlayın yapımına, üst kısmının yapımına. Bir defa doladım bir kere battım. Bir zincir çekiyorum. Başına bir kez sarıyorum. İki defa da çıkarıyorum. Şu ara kısımlarından tek tek birer zincir çekerek batıyorum. Aslında bu çimin üstüne konacak o kadar farklı farklı güzel oyalar var ki inşallah hepsini de gösteririm. Yazmadan ayrı yapılabilecek güzel bir oya. Bakın birer zincir çekerek tek tek aralarına battım. Şimdi buradan çıkarıyorum. Bak çok çıkarmasında da herhangi bir zorluk yok. Bunu uç kısmından çıkardım hemen bu şekilde düzelterek böyle masanızın üzerine koyup bunun ütüsünü mutlaka yapın. Ben bunu yapayım, Aa, hepsi bitsin ütüsünü yapayım değil. Bunu lastikten ne zaman çıkarırsanız o zaman hemen anında ütüsünü yapın ki bozulmasın. Sonra bunun gerçi çok bozulmaya müsait değil. Zincirleri çok sıkı bunun. Pek bozulmaz ama şuradakiler yamulabilir üst kısımları. Yamulmaması için bunu lastikten çıkardığınızda hemen güzelce çiminizi ütüleyin. Evet çim kısmı böyle oluyordu. Şimdi şuradaki papatya kısmının yapımına geçelim. Ortasını ben beyaz kullandım. Siz dilerseniz içinde dışını da aynı renkten yapabilirsiniz. Arasına kaç tane için boşluk bırakmışım ben bunun? Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. yapmışım. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. inciye şöyle 2 buraya sabitliyorum. Buradan hemen bir tane halkamı alıyorum tepesinden takıyorum. Buradan bir kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 11 12 13 14 15 16 17 18 18 tane sık iğnemi yaptım buraya. Daha sonra aynı çimin içerisine batarak bitiriyorum. Buradan hemen çakmağımla yakıyorum. Halkasını bitirdik. Şimdi dışının yapraklarını yapalım. <laughs> Şimdi buradaki halkamın dibindeki ilk sık iğnemden şöyle tığımı batacağım. Ve buraya kapatıyorum, sabitliyorum. Buradan 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum. Başına 1 2 3 kez sarıyorum. Sıradaki sık iğneye 2 2 2 2 sıradaki sık iğneye batarak ikişer ikişer çıkardım 1 2 3 sarıyorum hemen yanındaki sık iğneye batıyorum 2 2 2 2 2 dolgumuz oldu tekrar 1 2 3 defa da sarıyorum batıyorum tekrar ikişer ikişer buradan çıkarıyorum buradan 1 2 3 4 zincirimi çekip hemen dibine batıyorum. Bakın dip kısmına battım. Buradan tekrar 1, 2, 3, 4 zincirimi çekip 3 defa başına sararak sıradaki sık iğnenin içine batarak toplamda 5 tane yaprak yapacağız. 5. de çimi üzerine bunun bir kenarını ekleyeceğiz. 5 tane yaprak yaptım. Sonuncu yaprağı Bakın kaç tane dolgu yapmışım. 1, 2, 3, dört tane dolgu yaptım. Şu taban kısmına sık iğnelerim tam geldi. Bakın söylediğim sayıda sık iğne yaparsanız gösterdiğim gibi bu şekilde tam gelir. Şimdi buradan şöyle şurayı kapatmadan ekleyecektim. Kapatmışım. Bakın şu son iki zinciri çıkarmadan şuradan hemen tepesine batıp buradan bir kenarını ekliyorum iki kenarı ekledi mi hoş durmuyor sadece bir kenarının eklenmesini yeter Bunun arka tarafından da güzelce bir ütü yaparsanız güzel ve kolay bir model ben şunları arka tarafına düzelttim ütüyü bastım bakın Oya böyle gayet güzel ve hoş oldu. <laughs> İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.